Sayın Başkanımıza teşekkür ediyoruz. Şu anda aramızda bulunan, bu davaya gönül vermiş gönül dostlarımızı sizlerle paylaşmak istiyorum. Kurucu ilçe başkanımız Sayın Avukat Serkan Mustafa Serkan Demirettin Beyefendi kendisi. İl Genel Meclisi Başkanımız Sayın Ali Bolat Beyefendi buradalar. İl Genel Meclisi Üyemiz Mustafa Baş Beyefendi buradalar. Isparta Kadın İl Kolları Başkanımız Sayın Hanımefendi Abba Atraç buradalar. Kendilerine hoş geldiniz diyor, saygılar sunuyor. Milletvekili adayımız iş kadını Sayın Ayşe Usta hanımefendi. Milletvekili adayımız İçişleri Bakanlığı Başkontrolörü bizden biri olan Sayın İsmail Özdemir Beyefendi. Milletvekili adayımız kurucu il başkanımız 22. ve 24. dönem milletvekilimiz Türkiye Büyük Millet Meclisi Adalet Komisyonu üyemiz Avukat Sayın Recep Özel Beyefendi, milletvekilimiz, adayımız, 23. ve 24. dönem milletvekilimiz, Türkiye Büyük Millet Meclisi Bütçe Plan Bütçe Komisyonu Başkan Vekilimiz Sayın Süreyya Sadi Bilgiç Beyefendi. Kendilerine hoş geldiniz, şeref verdiniz diyor, sevgi ve saygılar sunuyorum. Saygıya kaldım. Konuşmalarını yapmak üzere milletvekili adayımız Sayın Ayşe Usta hanımefendiyi kürsüye davet ediyorum. Buyurun. Selamünaleyküm. Öncelikle hepiniz hoş geldiniz. Mikrofona henüz alışamadım. İnşallah süreç içerisinde bu heyecanımı yeneceğim diye düşünüyorum ama ilk olarak da bana söz verildi ve yine heyecan tap yaptı. Öncelikle hakkınızı helal ediniz. Hepinizin de bildiği gibi 4. sıra milletvekili adayıyım. Fakat Isparta'da tek kadın milletvekili adayıyım inşallah. Bu sürecin zor bir süreç olduğunu biliyorum. Ama niyetimiz yola çıkarken yeni Türkiye için bir şeyler yapabilmek, yeni Türkiye için Allah nasip ederse bu yolda en azından karınca olabilmekte. Hala ayrılmaktayım. Desteklerinizi ve dualarınızı bekliyorum. Allah nasip ederse olmayacak hiçbir şeyin olmadığını düşünüyorum. İnsan gayret ederse, niyetini alırsa, Rabbim de nasip ederse
Isparta'da 4-0'ın zor olmayacağına inanıyorum. Dünkü konuşmamda da ifade ettiğim gibi Isparta'da 4, Türkiye'de 400 diyorum inşallah. Hep beraber yürüyeceğimiz bu yolda ben sizin desteklerinize sonsuz alacağıma inanıyorum, güveniyorum. Ne kadar gücümüz yeterse, hatta gücümüzün üstünde koşturacağız, uğraşacağız. İnşallah kısmet olursa 7 Haziran seçimlerinde burada 4-0'ın ve Türkiye'de de 400 vekilin sevincini ve heyecanını yaşayacağız. Allah'a emanet olun diyorum. Hayırlı akşamlar.